Türkiye'nin Libya hamlesi sonrası bölgede önemli gelişmeler yaşanıyor. Öte yandan güç savaşlarında kartlar tekrardan diziliyor. Amerika silah satışlarını artırmak için yeni müşteriler arıyor. Amerika'nın silah satmak istediği ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan geliyor. Ama bu iki ülkeden biri olan Yunanistan Doğu Akdeniz'de, Birleşik Arap Emirlikleri de Libya'da Türkiye'nin en çok çatıştığı ülke. Yunanistan daha önce Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında rekabet sağlamaya çalışmış ve İsrail'den SİHA almıştı. Libya'da da SİHA'ların başarısını zaten biliyorsunuz. Türk SİHA'larının başarılarının konuşulduğu şu dönemde Amerika'nın Türkiye'ye rakip ülkelere SİHA satmaya çalışması Türk SİHA'larıyla SİDİK yarıştırmaya çalıştığını gösteriyor. Amerika'da Trump yönetimi bir başka soğuk savaş dönemi anlaşmasını bypass ederek özellikle Orta Doğu'ya yaptığı silah satışlarına SİHA teknolojisini de eklemek istiyor. Reuters'ın savunma sanayinde 3 yöneticiye ve bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde 34 ülkenin taraf olduğu 1987 tarihli füze teknolojisi kontrol rejimi anlaşmasını yeniden yorumlamak suretiyle insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı üretimi yapan Amerikalı savunma şirketlerinin daha fazla sayıda ülkeye satış yapmasının önü açılacak. Trump yönetiminin füze teknolojisi kontrol rejimini yeniden yorumlamasıyla MQ-9 Reaper gibi gelişmiş SİHA'ları Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi ülkelere ihracat imkanı doğacak. Körfez bölgesi son dönemde Amerika'dan rekor silah alımı yapmasıyla öne çıkıyor. Reuters'a konuşan Amerikan Savunma Bakanlığı Savunma Teknolojisi Güvenliği Yönetimi Direktörü Heidi Grand, Amerikan ordusunun İHA SİHA'ların daha fazla ülkeye satılması konusunda istekli olduğunu söyledi. Bu yöndeki gelişmenin müttefik orduların güçlenmesini ve diğer ülkelerden alımların yerine geçeceğini savundu. Grant, İHA SİHA teknolojisinin terörizmle savaş, sınır kontrolünün sağlanması ve diğer tehditlerin Amerika'ya ulaşmadan engellenmesinde önemli rol oynayacağını iddia etti. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, SİHA teknolojisinin diğer ülkelere ihracına ilişkin politika değişikliğinin 16 Haziran'da Beyaz Saray'da yapılacak ulusal güvenlik toplantısında ele alınacağı bildirildi. Toplantıda politika değişikliğinin destekleneceği belirtiliyor. Trump yönetimi şimdiden Amerika'nın iki önde gelen SİHA üreticisi Northrop Grumman'ın ve General Atomics'i konuyla ilgili bilgilendirdi. Politika değişiminin etkisinin bu yaz döneminde görüleceği iddia edildi. Habere göre Amerika'nın hedef pazarları arasında önceliği Çin ve İsrail'in etkili olduğu ülkeler, Çin ve İsrail'in SİHA satışı yaptığı ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Yunanistan'ın olduğu belirtiliyor. Abu Dhabi ve Atina'nın bölgede Türkiye'nin sahip olduğu teknolojik üstünlüğe karşı denge sağlamak adına İHA SİHA alımına son yıllarda hız vermiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri, Çin'den satın aldığı SİHA'ları Libya'da terörist Hafter'e destek amacıyla kullanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Çin'den satın aldığı SİHA'ları Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in emrine vermiş, ancak onca silah, asker ve para yardımına rağmen Hafter, Türk SİHA'larının gazabından kurtulamamıştı. Amerika'nın satacağı SİHA'ları alanlar da Türkiye'nin gazabından kurtulamayacak. Türkiye'nin Katar, Pakistan, Tunus ve Ukrayna'ya ihraç ettiği İHA ve SİHA'lar da bu ülkelerin oyun değiştiren SİHA'ları olacaktır. Evet. Türkiye, yeni teknolojiler, kavramlar, hızla gelişen askeri kültürüyle dinç bir güç haline gelmiştir. Dostlarına müşfik, düşmanlarına kahredici olmayı sürdürecektir. Suriye başta olmak üzere gerek yurt dışında, gerek yurt içindeki güvenlik operasyonlarında sergiledikleri performansla Türkiye'yi bu alanda dünyanın en iyileri arasına taşıyan SİHA'lar üstündeki yerli milli mühimmatlarla da rakiplerinden çok daha ileri bir seviyeye konumlanmaya devam ediyor. Yıl sonunda seri üretime geçecek olan 10 kilometrelik menzilli Bozok, yeni dönemde en etkili silah olacak. Geçmiş dönemlerde çok kritik operasyonlarda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mühimmatları kullanan ve son derece başarılı sonuçlar elde eden Türk SİHA'ları için TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü başta olmak üzere savunma sanayi kuruluşları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yakın zamanda envantere girecek olan lazer güdümlü insansız hava aracı mühimmatı olan Bozok için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. TRT Haber'de yer alan haberde savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin, Bozok'un fazlar halinde üretilecek çok önemli bir mühimmat olduğunu belirterek, ilk etapta hizmete alınacak Bozok Faz 1'in Türkiye'nin havadaki gücüne güç katacağını söyledi.
Anka ve Bayraktar TB2'lerin mevcut durumda Roketsan üretimi MAM-L ile MAM-C mühimmatlarını kullandığını hatırlatan Şahin, kabaca tarif etmek gerekirse MAM-L 22.5 kilogram ağırlığa sahip ve L-UMTAS füzesi üstünde geliştirildi. MAM-C ise 6.5 kilogram ağırlığa sahip ve Cirit füzesi üstünde geliştirildi. Bu mühimmatlar yaklaşık 8 kilometre menzile sahip dedi. Muharebe ortamının doğası gereği, SİHA'ların farklı hedeflerle çeşitli şartlarda karşılaşacağını anlatan Anıl Şahin şöyle devam etti. Bazen öyle bir hedef oluyor ki, MAM-L atılsa gereğinden fazla bir etki üretiyor. MAM-C atılsa istenenden daha az etki oluşturuyor. İşte TÜBİTAK, SAGE, menzili 8 kilometre olan bu iki füzenin yanı sıra bir ara çözüm olarak Bozok Faz 1'i geliştirdi. Bozok Faz 1, 120 mm çapa, 16 kilogram ağırlığa, 0.8 metre uzunluğa sahip. En çok merak edilen konulardan biri menzildi. Bozok Faz 1'in menzilinin 10 kilometre olacağını söyleyebiliriz. Bozok ayrıca orta safhadaki taktiksel ataletsel güdüme, son safhadaysa lazer güdüme sahip olacak. Bozok Faz 1'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de harp başlığı. Bozok mühimmat ailesinde tungsten çoklu parçacıklı özel bir harp başlığı kullanacak. Bu harp başlığı sayesinde Bozok Faz 1 özellikle antipersonel amaçlı görevlerde çok etkili olacak. Bunun yanında yine hafif zırhlı araçlara karşı da etkili olabilecek. Bu doğrultuda ilk olarak Anka ve Bayraktar TB2 tipi SİHA'larda Bozok Faz 1 mühimmatını göreceğiz. Bu SİHA'larda faydalı yük kapasitesi Aksungur ve Akıncı'ya göre çok daha az olduğu için Bozok mühimmat ailesinin önemi büyük. Yani normalde bu SİHA'lar 4 adet MAM-L mühimmatıyla görev yaparken 90 kilogram yük taşıyorlarsa ağırlığı daha az olduğu için 6 adet Bozok mühimmat taşıyabilecekler. 2 adet ekstra mühimmat mevcut SİHA'larımız için antipersonel amaçlı görevlerde çok büyük bir avantaj ki biz iç güvenlik harekatlarında SİHA'ları genellikle antipersonel amaçlı uçuruyoruz. SİHA'larımız 4'er adetten 24 adet MAM-L mühimmatı taşımak yerine 6'şer adetten 36 adet hatta daha fazla Bozok taşıyabilecek. Tek sortide bu kadar fazla mühimmat atabilmek dünyada çok kısıtlı ülkenin yapabileceği bir iş. Bu imkan ve kabiliyetlerle özellikle antipersonel görevlerinde Türk SİHA'ları çok büyük bir kuvvet çarpanına sahip olacak. TÜBİTAK, SAGE Türkiye için joker bir savunma sanayi kuruluşudur. Bu güzide kuruluşumuz şu ana kadar oldukça zor projelere imza attı ve atmaya da devam ediyor. Bu projelere 250 kilometreden fazla menzile sahip Türkiye'nin ilk ve tek seyir füzesi SOM, 110 kilometreden fazla azami menzile sahip kanatlı güdüm kiti, hassas güdüm kiti, Türkiye'nin ilk ve tek görüş içi hava füzesi Bozdağ ile görüş ötesi hava füzesi Gökdağ nüfus edici bomba gibi sistemler örnek verilebilir. Ayrıca kritik alt sistemlerin geliştirilmesi konusunda da çok büyük çalışmaları var. Hem de bazı çalışmalarla dünyadaki tek eli kırmış ve ihracatçı konumda yer alıyor. Mevcut ürünlere ek olarak Gezgin Seyir Füzesi ve Siper başlık olmak üzere ülkemiz için kritik öneme sahip diğer projelerde de TÜBİTAK SAGE'yi görüyoruz. Türkiye'nin bu alanda attığı adımlar gelecek yıllar için çok büyük önem taşıyor. TÜBİTAK SAGE, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ulusal Savunma Sanayi Kuruluşlarının belirlediği gereksinimleri karşılamak amacıyla gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak üzere 1972 yılında Güdümlü Araçlar Teknolojisi ve Ölçüm Merkezi adıyla Ankara Beşevler'de kurulmuştur. Adı 1983 yılında Balistik Araştırma Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. Son olarak 1988 yılında Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü SAGE adını almış ve bugünkü yapısıyla faaliyet göstermeye başlamıştır. 1993 yılına kadar Ankara Beşevler'de görevini sürdüren TÜBİTAK SAGE, 1993 yılında Ankara şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Lalahan kampüsüne taşınmıştır. Ayrıca enstitünün Orta Doğu Teknik Üniversitesi içinde daha önce güdüm kontrol çalışmalarını yürüttüğü bir yerleşkesi daha bulunmaktadır. SAGE'nin temel görevi, savunma sistemlerinin temel araştırmasından ve kavramsal tasarımından başlayarak bu sistemlerin mühendislik ve prototip üretimlerini içeren araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek. Projelerin çoğu ilgili sanayi kuruluşlarıyla ortak olarak yürütülmektedir. Bu videomuzda yerli ve milli İHA ve SİHA'larımızda yaşanan son gelişmeleri aktardık. Benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalımızı ilk defa izliyorsanız abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda Libya'dan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya kadar
Türkiye'nin elinin ulaştığı her yerde yaşananları anlatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.